İşte şu ya. NSI's Lubefoot. İyi, bir tane bunu alalım. Şimdi bir de burada fuel injector cleaner bulursak işimiz tamamdır. Enjektörlerimizi şöyle bir gözden geçirelim. Yani görüntü olarak fena değiller. Şimdi bu paslı maslı görünüyor ama bu aslında bayağı iyi durumdaki bir benzin enjektörü. Bunun çok çok daha kötü durumda olanlarını bile takır takır kullanıyorlar. Yani çok hemen böyle dış görünüşüne bakıp paslanmış, bunları değiştirin falan. İşte şunları set halinde aldım. Hepsi için. Bunları değiştireceğiz. Yani aslında çok da böyle aman aman kötü durumda değiller gibi ama. Enjektörleri şu şekilde güzelce temizlerim. Bakacağım, eğer gayet güzel çalışıyorlarsa bir de böyle paslanmamaları için dışlarına bir boya falan yapabilirim. Şimdi bunlar temizlendi. Şimdi bunların bu püskürtme oranlarını bir deneyeceğiz. Onun için şöyle elimdeki eski hortumlardan bir tanesini kesiyorum. Sonra bu inlet benzinin girdiği yere takacağım bunu. Evet. Şimdi gayet sıkı oldu. O yüzden kelepçe takmaya gerek yok. Şu şekilde, yani yukarıdan akıtacağız şeyi. Enjektör temizleyicisini alttan pıs 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 atacak. Şimdi bu, bir de şunlara şey yapmamız lazım. Dün Home Depot'a gittim arkadaşlar. Alligator clips dedikleri küçük clipslerden aldım. Bunların ucuna kablo çekeceğiz. Bu kablolar sayesinde şu pozitif ve negatif 12 volt alıp bunların püskürtme paternlerini gözlemleyeceğiz. Şöyle. Şimdi şu kırmızı olan boruyu, ince bir şey, pipet gibi, şuradan geçirip, tabi bunun etrafına biraz böyle elektrikçi bandı falan sarıp iyice oturacak şekilde daraltacağız biraz. Yani bütün sistem airtight olacak, yani püskürttüğünüz zaman sağından solundan hava çıkmayacak şekilde direkt enjektöre vereceğiz. Bir deneyelim. Şu şekilde. Bir de şöyle anahtar yaptım kablonun üzerine. Yani sürekli vermiyorum 12 voltu. Ara ara tık 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 tık. Şöyle bir tane alta gidiyor, spacer, o-ring, üzerine de bu cap. Şu şekilde bastırınca oturacak yerine. Gördüğünüz gibi oturdu. Bu tarafına da bir tane o-ring koyuyoruz. Şu şekilde hazır yani. Hadi bakalım. O-ringlerin üzerine çok hafif bir lubrication, bir yağ sürüyorum. Şu kolay girsinler diye.
Şimdi işin bu kısmı biraz zor olabilir. İnşallah olmaz da. Olabilir yani. Çünkü bu 4 tanesini de aynı anda indirmemiz gerekecek. Aracın bir yağını değiştireceğim. Onu zaten elinde sonunda yapacaktık. Fırsat bugüneymiş. Onu aradan çıkartalım. Bir konu var. O da yağ filtresini biraz tuhaf yapmışlar. Böyle tepe taklak. O biraz uğraştıracaktı ama şöyle bir şey aldım. Yani bu şekilde hop daha kolay olacağını düşünüyorum. Şimdi göstereyim size, daha çabuk anlaşılır konu. Filtre burada. Şimdi eğer, yani bilmiyorum ne kadar sıkı ama evet, kesinlikle elle açılabilecek kadar az değil, güzel değil gibi sıkmışlar yani, klasik. Bu da yeni filtremiz arkadaşlar. Yeni filtrenizi takarken şöyle gasketin üzerine hafif bir yağ sürmeyi ihmal etmeyin. Şöyle çok hafif. Filtrenizi de takarken herhangi bir özel anahtar kullanmanıza gerek yok. O elle sıkacaksınız yani. Aşırı sıkmaya gerek yok. 10-30 full sentetik kullanıyorum arkadaşlar. Yani yağ sonuçta bir araca yapabileceğiniz en ucuz ama önemli yatırımlardan bir tanesi. Bu kullanılmış yağları da 30'a götürüyorum. Orada recycle yapıyorum. Yani o da güzel bir şey. Çünkü öbür türlü başına belan atsan atılmaz, satsan satılmaz uğraştır. 30'un sağ olsun bunları geri alıyor. Gördüğünüz gibi bunlar hep kullanılmış yağ arkadaşlar. Rezistörü hatırlıyorsunuz. Bir süre önce bu sirkenin içine koymuştuk. Şimdi çıkarttım. Bayağı bir pası çözülmüş. Şimdi bir fırçayla temizleyeceğim. Şimdi nereye gidiyordu? Şuraya gidiyordu. Bunun üzerine bir iki parça geliyordu. Ay, tamamdır. Şimdi şunu takıyoruz. Şimdi bir şey yok. Yok, olmamış. Daha önce olduğu gibi hala sadece 4. kademede çalışıyor. Yani o direnç değişecek. Tamir etmeye çalıştık, olmadı. Üzerinde çalışmamız gereken noktalardan bir tanesi de clutch, yani debriyaj. Şimdi debriyaj pedalını görüyorsunuz. Normalde debriyaj pedalına bastığınız zaman ne olur? Yaylı bir şekilde, değil mi? İner kalkar. Yani orada bir pressure, bir basınç söz konusudur. Gitti. Öyle kalıyor. Bunu böyle elinizle güç uygulayıp getirdiğiniz zaman tekrar eski haline geliyor. Debriyaj ile ilgili değiştireceğimiz parça slave cylinder. Şöyle bir şey. Yani dış görünüş olarak zaten bayağı bir gitmiş gibi. Yeni slave cylinder'ımız da geldi. Bu borularda sistemde kullanacağımız hidroliklerin akacağı borular. Şimdi orijinali bu şekilde. Yani bunu gidip orijinalini alırsanız bu size bir $138 falan sanırım. Bu $5. Fren hidroliklerinde falan kullanılan borulardan ama aynısı yani. Çapı mopa her şey aynı. Şimdi bunu orijinal alsaydım tek avantajım işte böyle eğip bükmek zorunda kalmamamdı. Ama ben bu işimi daha önce yaptım birçok kere. Böyle orijinal fren borusu sipariş etmek yerine bu şekilde gidip mağazadan alıyorsunuz. Ondan sonra yapmanız gereken %100 zaten aynı olmasına gerek yok ama işte aracın o altındaki kıvrımlara uyacak şekilde birazcık bunu eğdiğiniz zaman işinizi görüyor. Yani ben şimdi buna kaba taslak, buna benzer bir şekil vereceğim. Olay tamam olacak. Dikkat etmeniz gereken, olayı abartıp böyle çok kırılgan eğimler verdiğiniz zaman bu artık kullanılmaz hale gelir. O yüzden biraz gentle, biraz böyle nazik, biraz yumuşak eğmeniz lazım bu boruları.
Bu clutch hortumunu taktım. Biraz sıkılaştırmam lazım tabi. Çünkü çok çok kolay olmuyor yani, biraz dar bir alan. Baş dinamosu buraya oturacak. Hemen onun üstüne de şuraya da bu slave silindir. Şurada fork dediğimiz zımbırtı var, tam onun ortasına oturacak şekilde yapacağız. Şu pistonun, şöyle göstereyim kameranın açısını değiştirip, şurada gördüğünüz pistonun bu içerideki şuradan görünüyor bir clutch fork diyoruz. Bir kaşık gibi, çay kaşığı gibi bir şey var. Sanırım o forku daha iyi görebilirsiniz. Bakın. Evet, görüyorsunuz. Bunun tam ortasına oturması lazım bu pistonun. Marş dinamosunu söktüm. Gayet kötü durumdaydı. Masanın üzerinde işte pozitif negatif bağlayıp bir bench test dediğimiz, yani bir masanın üzerinde işte elektrik bağlantılarını yaparak denemesini yaptım. Marş dinamosu gidikti. Zaten görüntüsü de hiç hoş değildi. Onun şu şekilde yenisini sipariş verdim. Boş aldım. Yani iyi bir marka, güzel bir marka aldım. Şu şekilde gayet temiz, güzel bir şey. Eski aracın üzerinden çıkan marş dinamosunu bunu aldığımız yere tekrar gönderiyoruz. Buna core charge deniyor. Bunu siz onlara gönderdiğiniz zaman onlar gene böyle bir rektifeden geçirip bu parçayı bu şekilde getirip tekrar satıyorlar. Bu da tekrar öbürünün yerine göndereceğimiz eski marş dinamosu. Büyük ihtimalle orijinaldi bu. $70 falan da herhalde. Yani parayı bana geri verecekler. Debriyajla ilgili işlere devam ediyoruz. Birkaç da bir parça siparişi vermemiz gerekti. Bu haznenin memesini kırmıştık. Şimdi onu sipariş verdim. O geldi. Bir iki tane daha ufak tefek şey var. Bir tane şöyle hortum var. Orijinal olması gereken hortum bu. Hazneden master silindire gidiyor. Aradaki bir hortum yani. Bu da brake booster'ın oraya gidiyor. Çünkü alttan çok hafif böyle terleme gibi kaçırma yapıyordu. Bununla da onu çözmeyi düşünüyorum. Çözebilirsek. En son olarak da şu debriyaj yağını koyduğumuz hazne gelmiş. Geçen sefer arkadaşlar şu memeyi kırmıştık. Değiştireceğim conta bu. Çok hafif şu alttan kaçırıyordu. Eğer bu şekilde sadece bu contayı değiştirip yırtabilirsek süper. Arkadaşlar bu kayıt yaptım. Başıma küçük bir olay geldi. Allah'tan aracın kontrolünü kaybetmedim. Tabii çok hızlı da değildim. Hemen yolun kenarına böyle boş bir yere çektim. Şuradan çıktı. Şimdi yani şu karşıda bir tane göte sordum. Ya bir jack alabilir miyim diye. Yani bir kriko lazım diye vermek istemedi. Yani maalesef böyle insanlarla karşılaşıyorsunuz. Yani şurada zor bir durumdayız. Şurada bir çocuğa sordum, bir bakayım falan dedi. Eğer o bir şeyler getirebilirse bunu takacağız bir şekilde. Bir vida falan uyduracağız. Arkadaşlar bir tane abla sağ olsun yardım etti. Beni şeye götürdü. Parçacıya götürdü. Hemen parçacıdan bir tane 5-6 tane şu vidaların hepsini aldım. Artık hangisi uyarsa ondan sonra bir tane de böyle anahtar aldım. Adjustable, ayarlanabilir olanlardan.
beni hem götürdü. Parçayı alırken bekledi. Hem de geri getirdi. Allah razı olsun yani. Yaklaşık bir saat falan kaybettim bu problemle uğraşırken. Ama en azından çekici çağırmak zorunda kalmadık. Oracıkta hallettik yani. Sağlık olsun. Kötü insanlar olduğu gibi iyi insanlar da var. İlk başta kötü bir iki insana denk geldik. Adamlar bir tane Kriko'yu 5 dakikalığına ödünç vermediler. Ama orada bir tane abla olayları izliyormuş. O gitti evinden bir tane Kriko getirdi bana. Ufak bir şey yani, ufacık bir şey. Hani başka bir şey lazım mı dedi. Dedim vallahi işte parça alacağım, geleceğim. Tamam götüreyim dedi. Gittik mağazaya. Oradan vidaları da aldık geldik. Yani o karşıma çıkmasaydı şimdi hala akşama kadar büyük ihtimalle orada takılıyor olacaktım.